Merhaba. Barolar Birliği'ne Metin Feyzoğlu'nun yerine seçilen ismi o günlerde sık işitmiştik. Şimdi hatırlamıyorum. Sahi kaç ay oldu? Var mı dişe dokunur bir icraatı? Yoksa ben mi atladım? Keşke Mansur Yavaş kadar şanslı olsaydı. Zira gündeme gelmek için hiçbir çaba harcamadığı halde hemen her gün liste başı. Mansur Yavaş Ankara'da seçileli tam 3 yıl oldu. Söyleşi vermiyor, hiçbir kanala çıkmıyor. Büyükşehir Meclisi'ni takip ederseniz ancak sesini işitebiliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu gibi yurt gezilerine çıkmıyor, Diyarbakır'a filan gitmiyor. Hoş seçim turuna çıksa Diyarbakır'a kaçıncı sırada giderdi bilmiyorum. Kürt tabanına mesafeli çünkü. Emin olun Ankara'daki icraatları hakkında hiçbir fikrim yok gözüme çarpmıyor. Bunu Ankaralı bilse bile Samsunlu, Trabzonlu, Edirneli, Afyonlu, Uşaklı bilmiyor. Ona rağmen adayımız Mansur Yavaş diyorlar. İşte bana tuhaf gelen de bu. Gel gelelim ne Erdoğan ne de medyası onunla İmamoğlu kadar uğraşmıyor. Mansur Yavaş hiçbir şey yapmadığı halde bu kadar gündem olmaktan, favori cumhurbaşkanı adayı gösterilmekten mutsuz değil. Aday değilim demiyor fakat iyi koku alıyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, adayımız Mansur Yavaş demeden bir gün önce harekete geçerek spekülasyonlara set çekmeye çalıştı. Derdimiz Ankara'ya hizmet filan Tabi ismini ortayan kişi öyle negatif ve öyle istenmeyen biri ki Cumhurbaşkanlığı yolculuğuna leke sürülsün istemedi. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım. Bu kadar basit. Teşekkür ederiz. Mansur Yavaş İmamoğlu kadar genç değil. 1955 doğumlu ve seçimler vaktinde yapılırsa 68 yaşında yarışa girecek. Ankara'yı bir dönem bekledi. Bu defa vakti olmayabilir. Haliyle önümüzdeki bir yılı çok iyi değerlendireceği muhakkak. Özer Sencar yakınlarda mühim bir bilgi verdi. Özetle Ankara seçiminden önce yaptıkları yoklamalarda Mansur Yavaş rakibine 20-25 puan fark atarken sandıkta ancak 4 puan farkla ipi göğüslemiş. Çünkü ıslak imzalı tutanakların ancak %55'i merkeze ulaşmış. Parti ekipleri sandıkların tamamına yetişememiş. CHP İstanbul'a yoğunlaşınca Ankara'yı ikinci plana attı demek ki. Nitekim İstanbul'da tüm sandıklar kontrol altındaydı ve İmamoğlu iptal edilen seçimde az farkla, ikinci seçimde ise açık farkla ipi göğüslemesini bildi. Yani İstanbul'da tam saha pres uygulanmasa İmamoğlu kazanamazdı. Mansur Yavaş anketlere göre Öz en az 20 puan önünde olunca orası ihmal edildi. Nasılsa kazanıyor diye. Seçime en fazla bir yıl kala kehanete lüzum yok. Erdoğan'ı oradan indirebilecek aday sayısı belli ve şu üç şeyi yaparlarsa rahat kazanırlar. Tıpkı İstanbul seçimindeki gibi tek sandığı bile başıboş bırakmayacaklar, kusursuz bir kampanya organize edip vaatlerini net biçimde ortaya koyacaklar, Kürt oyları olmadan seçimi alamazlar, seçmeni bu şuurla kucaklayacaklar. Tik tak, zaman lehde akmıyor. Adayınızı ilan edip arkasında duracaksınız. Mansur Yavaş'ı önde gösteren araştırma şirketlerine %100 itimat etmediğim şerhine düşmeliyim. Kürt kompleksi negatif unsur İbre Ekrem İmamoğlu'ndan yana. Beklenti de bu yönde ve haklı. Muhalefet liderleri amaçsız oyalanıyorlarsa ya akıllarını peynir ekmekle yediler ya da bir yerlere kiraya verdiler. Şu notu düşmeden de bitirmeyeyim. Mansur Yavaş'a herhangi bir düşmanlığım yok. Ekrem İmamoğlu'na da öyle. Her ikisinden birinin aday olması halinde kazansınlar isterim. Erdoğan rejiminin bitmesi gerekiyor. Benimkisi duygulardan arındırılmış siyasi bir analiz. Öyle bakın